mı kaçtık acaba? Çağla'yla yeni bir günden herkese günaydın efendim. Hepiniz Fox ekranlarına hoş geldiniz. Fermente gıdaların sağlığımıza olan faydalarından her zaman bahsediyoruz. İşte bu nedenle stüdyomuzda çeşit çeşit sirkeleri bizlere paylaşmak üzere getiren sevgili Tülin Yıldız ve Dilek var. Soyadını söylemek istemiyor. Çünkü neden? Konuşmak istemiyor sevgili Dilek. Onu çok fazla yormayacağım. Biz normalde elmasını, üzümünü biliyoruz sirkelerin ama siz çiçeklerden sirkenin bugün nasıl yapıldığını göstereceksiniz. Burada pembe pembe güllerimiz var. Bize gül sirkesinin yapımını anlatacaklar. Dilek Hanım siz ne yapacaksınız? Ben sirke kurumunda yardımcı olacağım. Evet. Bu kadar mı? Bu kadar. Peki. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Az sonra beraber olacağız. Mutfağa doğru geçelim. Konuklarımızla buluşalım. Fermente gıdaların, fermente besinlerin sağlığımıza olan katkılarını konuşalım. İsterseniz siz öncelikle böyle alayım. Hatta bunu şöyle bir öne mi alsak acaba? Yani Merve'ciğim bir yardım eder misin? Tamam, şöyle öne doğru alalım. Öncelikle Tünel Hanım'ın biraz hikayesini de dinleriz daha sonrasında. Nasıl aklınıza geldi aslında çiçeklerden? Sizi böyle alacağım. Tamam. Aynen, şöyle alacağım sizi. Evet. İşte böyle. Şimdi, bir anlatalım. Gül sirkesi, tıbinane sirkesi, hayıt sirkesi var, lavanta, bağ sirkesi var, portakal, menekşe ve melisa sirkesi var. Biz de bugün stüdyomuzda Dilek Hanım tarafından az sonra gül sirkesi yapıyor olacağız. Evet. Peki bunların farklılıkları neler? Şimdi normalde bunları şimdi stüdyoya geldiği için de ağızlarını açmış arkada açmak zorunda kaldılar ama normalinde bunların çiçek sirkelerinin diğer sirkelerden farkı kapağını açtığınızda hangi sirke olduğunu anlarsınız normalinde. Melisa'da kokuyu vermek zordur ama gülde bunu anlarsınız. Yani kapağı açtığınızda bu lavanta dersiniz. Bu o tamamen unutulmuş menekşe. Bu bize ait kır menekşesi. O onun yağının yağı ve dünyada yok. Onu da anlatırız. Bunun kapağı nerede? Kapağını mı? Kapağında biz kapağı. Reklam olması diye kapağını çıkardık hocam. Ben böyle güzel bir şey görmedim. O böyle çok özel. Bu tamamen unutulmuş bu ülkeye ait bir kır menekşesi. Dağlardan toplandı. Onun suyunu da damıtıyorum ben. Ve bunun sirkesini de yapıyoruz. Mesela lavantayı bunu da hissetmeniz çok lazım. Çok fazla hissediyorum. Evet, ben hissedersin. Melisa'da da hissettim. Melisa'da da mesela nanede de hissedersiniz. Hayıt, o da hayıt tohumundan yapılan hayıt bitkisini biliyorsunuzdur. Biliyorum ama mesela bal sirkesiyle şunu ilk defa görüyorum. Bal da aslında bal sirkesi çok çok faydalı bir sirke ve Avrupa'da özellikle Alman balcılar bal üretenler yaparlar. Çok değerli bir sirkedir. Şimdi bunlar tabii hep unutulmuş. Kendimden geçti. Şaka yapmıyorum gerçekten yani inanılmaz. Bildiğin şey yani parfümünün daha iyisi. Tabii onu tutarsın ben alayım onu götüreyim. Nereye ya ben size koli hazırladık hocam. Ben benim evdeki bütün ailemin en güzel kadınlarına hediye edeceğim. Onlar bayılıyorlar parfüm kullanmaya. Nasıl oldu ya bir anda? sizlere şey hazırladık hediye ürünlerden. Böyle de bir şey olamaz. Bu, şimdi bunun yağı bu oluyor şöyle. Onu ama sirkede şimdi bu menekşe koparıldığı an kokuyu yitiren bir bitki. Zaten kokulu menekşe bulamıyorsunuz. Artık yok olmuşlar. Bu kurutulmuş değil mi? Bu kurutulmuş. Çünkü sadece Nisan ayında açıyor. Bir ay açıyor. O yüzden kurutmak zorunda kaldık. Çok minik. Elle topluyorsunuz. Bunu hercai ya da saksı menekşesiyle karıştırmayalım. Tamamen yabani menekşe. Şimdi yabani menekşelerin de kokuluları kalmamış artık. Kokulusunu bulmak çok zor oluyor. Kopardığınız an koku gidiyor. O yüzden sirkesinde asla kokuyu sağlayamadım. Hatta vardır. Menekşe sirkesi de yıllardır çalışıyorum. O yüzden damıtmayı tercih ettik. Yağını tercih ettik. Ama sirkede kalmıyor kokusu. Şimdi mesela bu menekşenin bence stres relief dediğimiz stresi azaltabileceği çok ciddi bir etkileri var. Yani zaten şu yağların hepsini koklayarak şey yapabiliriz ama zaten bu dünyanın en şey parfümünden daha iyi. Şimdi şöyle bu menekşe siz de mutlaka araştırmışsınızdır. Evliya Çelebi'nin notlarında özellikle geçiyor. Bu Edirne'deki Darüşşifa'da orada biliyorsunuzdur sinir hastalarına çiçek yediriliyor. Evet. Şimdi benim yaptığım sirkeler de genelde o çiçeklerden. Mesela orada o hastalar gül yağıyla kafalarına gül yağı sürülüyor ve bu işi yapan orada görevliler de var ve bunlar gül yağıyla ve gül sularıyla yıkanıyor bu hastalar. Orada iki çiçek öne çıkıyor. Menekşe ve gül. Hı hı. Gül tabii bizde gülcülük olduğu için gül suyu ve gül reçeli,
sektör olarak devam ediyor ama menekşe tamamen unutulmuş. Bu benim ta babaanneme dayanan bir bilgi. Ve ben hani bunun gün yüzüne çıkmasını çok istediğim için özellikle her sene takipçilerime söylüyorum, ne olursunuz bana menekşe toplayın, menekşe ya, getirin. Çok minik ve onlar dağlara çıkıyorlar, topluyorlar. Yani sizin bir başlangıç hikayeniz de var. Başlangıç, 19 yaşındaki oğlunuzla ilgili. Evet, benim 19 yaşında otizmli bir oğlum var. Ben oğluma otizm teşhisini de kendim koydum. Yani şartlar... Otizmde laktozsuz ve glutensiz tabii, beslenme esastır unutmayın. Esas, evet. Evet, esas. Şimdi ben... Başka bir yaşama geçtiniz tabii. Ne zaman, nasıl teşhisiniz onu merak ediyorum. Şimdi teşhis şöyle, yani o zamanlar çocuk doktorları bunu anlayamıyordu. Anlayan doktor sayısı da yoktu. Şimdi de yine sınırlı imkanlar ama o zaman daha da sınırlıydı. Ben 9 aylıkken kendimi anladım ama doktorların geciktirmesi nedeniyle, teşhis koymaması nedeniyle, bir şey yok demesi nedeniyle süreç 1,5 yaşına sarktı. Aslında 9 aylıkken anlamıştım. Siz ne anladınız mesela? Nereden anladınız? Şimdi bazı şeyler suçlanıyor tabii de 9 aylıkken çocuğum tamamen sustu. Komple sustu ve bir bitkisel hayata girdi. Bütün şeyleri bitti. O dönem götürdüm, niye böyle bu çocuk diye. Bir şey yok dedi doktor çünkü göz teması vardı. Aslında otizm kısa süreli göz teması vardı. Doktor orada atladı. Çünkü onlar da sanıyordu ki otizmli bir çocukta asla göz teması olmaz. Herhalde öyle düşündü. Aslında kısa süreli göz teması oluyor. Benim oğlumda da kısa süreli göz teması vardı. İşte topundan kan aldırdı. Fenilketonuri olabileceğini düşündü. Fenilketonuri olmaz. Onu düşündü. Bir sürü tahliller yapıldı. Bir şey çıkmayınca bana gidebilirsin dedi. Ama ben oğlumun beni diğer annelerden ayırt etmediğini, kıskanmadığını, tepki göstermediğini kendim annelik içgüdüleriyle fark buraya ettim. Buraya bir araya girebilir miyim? Bir şey söyleyeceğim çünkü önemli tabii. Bir şey. Şimdi otizmle fenilketonuri arasında aslında şöyle, 9 ay geciken fenilketonuri de en büyük belirti idrarının fare ölüsü gibi kokmasıdır. Şimdi anne zaten onu fark eder ve der ki idrarında dışkısında değişik kokular var. Çünkü bir amino asidin bir amino aside dönüşememesiyle dokularda birikmesi. Şimdi otizm ise çok farklı. O yüzden evet, çok farklı. Zaten maalesef, anneler maalesef doğumdan sonra fenilketonuri için taranıyorlar. Atlanmaması belki, açısından evet, yapılmış olabilir ama ya belki bir daha orada fenilketonurinin olmayacağı %100 kesin olur zaten. Çünkü pigmentasyon oluşur. Çocuğun rengi, göz rengi simsiyahsa maviye doğru dönüşür. Saçlar simsiyahsa bir sarışınlık olur ama bizim oğlumuzda evet, gördüğüm yani kadarıyla olmadı. O zaman işte şimdiki hekimler tabii daha bilinçli, onları takip ediyorlar evet, ama ben 19 yıl öncesinden bahsediyorum. 1,5 yaşında yani o da işte bizim zorlamalarımızla ben hani bunun eğitim alması gerekiyor falan diye söyleyerek falan 3 yaşında raporu çıktı. Şimdi daha erken çıkıyor raporlar. O zamanlar 3 yaşından önce otizmli çocuklar eğitime başlayamıyordu. Kendiniz ancak çabalarınızla. Dolayısıyla ondan sonra bir mücadele başladı. Ve doğal ben, yaşama geçiş, doğal besinleri tabii, daha çok tercih etme. Kendi, evet, kendiniz yapma evinizde gibi. Her şeyi kendim yapmaya başladım. Fakat bundan önce tabii Karadenizliyim. Bir babaannenin elinde büyüdüm ve babaannemin çok yakın, o zaman bacılık derler, çok yakın arkadaşı vardı yani akrabamız. Bu iki bayan hani günümüzde ne kadar denilebilir, şifacı ya da şahmerendi zaten. Hı hı. Bunlar hem doğum yaptırırlardı, hem aşçılardı, hem cenaze yıkarlardı. Ben oğlumun şeyiyle onların yapmış olduğu uygulamaları tekrar tekrar gözden geçirmeye başladım. Mesela gül sirkesi, işte bizim köyde halamın gülleri vardı. Babaannem ateş düşürmek için gül sirkesini kullanırdı. Ben oğlumda otizmin zaten eğitimden başka çaresi yok. Oğlumda ilaç kullanmak istemedim. Onu sakinleştirmek için gül sirkesini kullandım. Etkilerini gördün mü oğlumun etkilerini? Çok gördüm, çok gördüm. Nasıl kullandınız? Nasıl kullanıyordun? Suyuna mı katıyordun? Şimdi şöyle ya zaten koklaması da koklamak yetiyor da mu? Çok iyi. Sirke koklamak. Sprey gibi odasına sıkardım. Yani bunu sprey haline getirip yatarken yastığına damlatırdım. Mesela menekşe kokusunu, mesela menekşe yani toplanıp çayı içilirdi. Ben hani babaannemden hatırlıyorum. Hani bizim büyük köpeklerimiz vardı Karadeniz'de, evler dağınık. Onlara hani ben menekşe suyu verdiğini hatırlıyorum.
kangal köpeklerinin daha sakin olması için. Şimdi oradan menekşeyi de kullanmaya başladım. İçirdiniz mi peki? Tabii. Tamam. Bunun çayını demliyorum. Menekşe çayını demliyorum. Ama kokuyu şu an kokuyu damlatır. Tabii sirkeleri. Şimdi hep içirerek. Hep içirerek sabah ve akşam. Mesela normalde kendim günde bir defa içiyorum. Ama mesela kendi şey bunlar hani tıbbi olarak tabii araştırılması lazım. Elma sirkesini biz çok konuştuk. Bunlar bir annenin deneyimleri. Tabii deneyimleri. Yani şimdi hani yanlış da yönlendirmek ama şunu da bilelim. Hani direkt bir otizm için yararlıdır zararlıdır konusu bambaşka bir konu. Size bir özgü ama. Önce hekimlerimizin söyledikleri gerekli tedaviler. Elma sirkesi kan şekerini dengeliyor, kolesterolü de azaltıyor. Yararlı birçok etkisi de var. Şimdi şöyle şimdi benim üzüntüm. Şimdi elma sirkesi çok yayın var. Çünkü bu yayınlar biliyorsunuz Amerika'da yapılmış yayınlar. Aslında ama bu toprakların sirkeleri bunlar. Çok güzel. Keşke bunlarla değil ilgili mi? Yayınlar değil olsa. Iyi, evet. Yani elmayı yapılır, çünkü yaptırılır. Sorun çok, değil. Çok üniversitelere başvurdum. Cevap alamadım henüz. Bizim üniversiteye başvuralım. Hemen sizinle birlikte ben ya şey yapacağım. Sirkelerim incelensin dedim. Çünkü elma değil. Bana göre yıllardır sirke yapıyorum. Hani babaannemden diyorum yani yaşım 50 yaşındayım. Yıllardır sirkeyle iç içeyim. Bana göre üzüm çok üstünde. Biz babaannemle Isabella denilen Karadeniz'de asla ilaçlanmayan hiçbir insan müdahalesine tabi değildir o Isabella üzümleri ve Amerika'da en kıymetli üzümdür. Biz o üzümden sirke yapardık. Ben onun şahsi görüşümdür. Elmanın çok üstünde olduğunu düşünüyorum. Ama elmayla ilgili yayınlar yapıldığı için hep elma sirkesi önde ama bu topraklarda çok daha güzelleri var. Yani ben şu söz veriyorum. Yok. Şöyle, ben Profesör Doktor Ayşe Baysal Beslenme Eğitim Vakfı Başkanıyım. Çok güzel. Bununla birlikte biz bir hemen kuruldan şeyi yaparız ve sizin bu sirkelerinizi eğer isterseniz analiz ettirebiliriz. Çok isterim. Ama ne güzel olur bu yere gelmişken. Şimdi yani, mutfağa alayım sizi isterseniz. Tamam. Bu arada yine sohbetimize devam edelim ama gül sirkesini de yapmaya başlayalım Dilek Hanım. Evet. Hazırsınız, rahatladınız, heyecanlı. Ben rahatım. Şimdi herkesin farklı... Sizi mutfağın bu tarafına alacağım. İzleyicilerimize sırtımızı dönmeyelim. Tamam. Buyurun. Şimdi herkesin farklı gül sirkesi ya da sirke teknikleri olabilir. Vardır. Olabilir. Ben kendimkini anlatacağım. Gördüğüm ve hayatımda yer etmiş insanlardan farklı mesela keşişlerle yazışmalarım falan da oldu. Hı hı. Onlarla kendime bir sirke tarifi oluşturdum. Kendi bile. Tarifiniz bu. Kendi tarifimi kurdum. Ama farklı ülkeden farklı insanlarla çünkü gül kiliseler çok kullanılan bir çiçektir. Kilise bahçelerine dikilir ve gül reçelini ilk yapan rahiplerdir. Oradan giderek onlarla da yazışmalarım ve kendi bilgilerimle kendi tarifimi oluşturdum. Tamam. Şimdi sizin tarifinizi dinleyelim. Yani herkes imkanları ölçüsünde yapabilir. Normalinde ben bu gülü kullanmam. Şu gülleri bir görelim. O güllerin görelim. Bir güzelliğini evet. Bir görelim. Ha şöyle. Evet. Nasıl güzeller. Şimdi normalinde bu saatte bu güllerle ben bu işlemi yapmam. Mutlaka yani gerçekten üst düzey bir sirke, aromatik sirke elde etmek istiyorsanız ya da daha etkili bir sirke diye söyleyeyim. Bunu mutlaka 6'dan önce kurumuş olmanız lazım. Sabah 6'dan önce kurulmuş olması kurulması gerekiyor. Lazım. Yani biz bunu bütün yağı her şeyi üzerinde ve o çiği üzerinde his olduğu zaman kuracaksınız. Hani ben bu kendi görüşümdür. Ya ben öğrendiğim bilgilerle bizim için yağmur suyu kıymetliydi. Hani bulabilirsem çok uzaklardan sirke yapımında yağmur suyu da kullanıyorum. Ay yağmur ya. Suyu yapılan sirke. O mesela o sabun tamamıyla yağmur suyuyla. Evet o sıcak sabun. Sıcak sabununda. Evet ona da değeceğiz. Birlikte. Şimdi isterseniz yapamada başlayalım yavaş yavaş. Yine siz bu, anlatırken. Şimdi 6'da toplanmış. İlaçsız bunları biliyorsunuz zaten gülleri. Evet tabii gülleri. Kavanozun yarısına kadar gülleri dolduruyoruz. Şimdi burada bu şam gülü ama bu arada çok kaybolmuş Türk gülleri var. Yani ne kadar çiçekler sanayileşiyorsa ara türler kayboluyor. Ben mümkün olduğunca bu şam gülüne ilaveten asıl gülün atası olan kuşburnu çiçeği de ilave etmeye çalışıyorum. Ama şu an elimizde yok. Yani kuşburnu olmadan o çiçek hali. Mevsiminde yani, olduğu zaman onu da mutlaka ekliyorum diyorsunuz. Evet onu da ekliyorum. Aslında o da Mayıs sonu gibi açıyor. Yarısına kadar bunu dolduruyoruz. Bundan sonra şey yapıyorum. Elma koyuyorum ya da üzüm koyuyorum. Tamam. Elmayı biz şimdi bu da yine babaannemden gördüğüm şey. Biz elin şifasına ve yaşayan şeylere çok değer veriyoruz. Kesinlikle bıçak kullanmamaya çalışıyorum. Elma
yıkanmamış olması gerekiyor. Yıkıyorsam da bir gün bekletiyorum ki üzerindeki bakteriler gelişsin diye. Gülü de yıkamıyorum. Temiz olması gerekiyor. Sadece zaten kirli yerden toplamıyorsun. Zaten sirke olacak yani. Sirke olacak. Fermente olacak. Yıkamıyorum yani gülü. Elmada mesela kirliyse yıkıyoruz ama bir gün bekletiyoruz. Yine kendine gelsin. Kendine gelsin. Olsun. Ve elmada bıçak kullanmıyoruz. Eski usuldür. Taşla dövüyoruz. Yani böyle hani bunu burada yapmamız çok zor ama. Yo niye? Bazıları, taşla vereyim mi bir tane? Bazıları şimdi bir buyurun. De bunu biraz dövmesi zor. Bir de elmanın şimdi ben bazen görüyorum işte elmayı dörde bölüyorlar falan. Böyle sert çok güzel elmalar getiriyorlar. Hayır, elma çürümeye yakın olacak. Yani hani kurtlu elmayı İyice böyle kendinden biraz tabii. geçmiş yani olgun. O yoksa o böyle diri diri kalıyor. Yani diri diri kattığınız zaman etmiyor. Bir yılda bekletin. İyice olgunlaşmamış ve çürümeye fermente meyilli bir elma değilse onu bir yıl sonra da baktığınızda elmalar içinde yüzüyor görürsünüz. Bakın yani. Normalde güzel. Sadece çok, elma çok... sirkesi yapacak biri için de önemli tabii, bitiyor. Evet yani. Evet yani o yüzden biz daha böyle minik böyle elmalar kullanıyoruz. Bunu son anda şey yapabildik ve ben bunları mutlaka taşla dövüyorum. Ya taşla vurup şey yapıyoruz mesela şöyle daha küçük bizim evler. Şöyle hepsini parçalayarak daha geniş alanlarda ezerek bütün atma. Ezerek bütün atma olarak kullanıyoruz. Yani hani öyle çekirdeğini çıkarıldığını hani bazıları çıkarıyorlar. Ben görmedim. Görmediğim için de çekirdeğini çıkarmıyorum. Zaten hani gül sirkesine iki tane falan giriyor. Hani çekirdeğin bazıları zararlı olabileceğini söylüyorlar ama. Evet. Tamam. Bizde zaten iki tane elma giriyor. Elmayı katıyoruz. Ondan elmayı sonra elmayı atalım içine. Evet. Şimdilik burada yayında evet. keseceğiz ama normalde taşla döverek atılırmış. Evet evet döverek ve şimdi bazı görüntülerde görüyorum. İşte dörde bölüyor filan. Hayır doğruyorsak benim bilgim yani çok küçültmek lazım. Yani daha da küçültmek daha da küçük. Lazım. Sadece dörde bölmek yetmez diyorsunuz. Yok yetmez. Normalinde dediğim gibi eğer elimde varsa Isabella üzüm suyu koyuyorum. Daha onun mevsimleri gülle aynı olmuyor. Kendim hazırladım. Bu kadar kavanoza yaklaşık 2 kaşık petekli bal katıyorum. Ama katalım. Üzüm suyu varsa kullanmıyorum. Yani normalinde elma sirkesine bal falan katmaya gerek yok. Ama gülün şeker oranı çok olmadığı için. Fermentasyon burada, için mi balı kullanıyorsunuz? Evet fermentasyon için balı kullanıyorum. Hmm. Sadece kullandığım mümkün üzüm olduğunca varsa, yok, petekli bal. Ham bal yenilebilir. Peteğiyle 2 kaşık. Evet, evet. Şimdi benim diğer sirke koyuyorum. Yapanlardan farkım şudur. Ben kendimce öyle bazen soruyorlar bunun sırrı nedir? Hani bu aromayı nasıl verdin? Ben kendi damıttığım gül suyunu da içilebilir gül suyunu da sirkelerime katıyorum. Mesela bu kavanoza yarım yarım çay bardağı, çay bardağı küçükse bir çay bardağı damıtılmış gül suyu ilave ediyorum. Şimdi bu gül suyu da tabii unutulmuş. Aslında gıdada kullanılıyor hocam. Eskiden gıdaları, aromaları çiçeklerin kendileriyle verilirmiş. Tabii bunlar meşakkatli ve maliyetli olduğu için aromaya dönülmüş. Ama portakal çiçeği suyunu araştırdığınız zaman pek çok gıdada kullanıldığını zaten görürsünüz. Yani Fas mutfağında filan da onlar meşhur. Gül suyu mesela güllaç ve sütlaç aslında gül suyuyla mutlaka içine girer. Baklavanın içine girdiği, gül suların girdiği tarifler var Osmanlı mutfağında. Dolayısıyla içilebilir gül suyunu, tamam içinde hiçbir katkı olmaz, mutlaka gül sirkemin içine koyuyorum. Aynı şeyi menekşe sirkesinde de yaparım, diğer çiçek sirkelerinde de yaparım. Mutlaka evet. onları damıtırım. Gül sirkesi neden çok faydalı? Az sonra bunu reklamlardan sonra konuşuyor olacağız. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mutfağımızdayız. Gül sirkesinin nasıl hazırlandığını öğrenmiştik. Son olarak sirkesi kaldı. Elmalar, güller, bal derken. Daha önce yaptığımız bir bardakta daha önce yaptığımız ev sirkesi varsa ilave ediyoruz. Etmesek de olur. Etmemiz süreci daha hızlandırır ve hani sirkenin dayanıklılığını ve olma şansını arttırıyor diyorsun. Her onu sirke da ekliyoruz. Evet. Çok güzel görünüyor gerçekten. Bundan sonra ağzını bunu da bir tülbentle kapatıyoruz ve bunu karanlık serin yere koyuyoruz. Sabah ve akşam düzenli şekilde havalandırarak evet. hep aynı yönde karıştırıyoruz. Olayımız bu. Ne kadar sürüyor? Şimdi gül yaprağı normalde meyveler dibe çökene kadar diyoruz karıştırma devam tamam. ediyor ama gül yaprakları 3 ayda ancak çöküyor. Yani 3 ay karıştırmanız lazım. Meyveler çabuk çöker. Meyveler de o gül de yani dibine kadar çökmesin bekleyene çöküyor. Kadar ancak evet. o zaman olmuş evet. demek oluyor. Çöktükten sonra ben yine süzmüyorum.
6 ay bekletiyorum. 6 ay sonra süzüyorum. Süzdükten sonra mümkünse bir 6 ay meçe fıçı da bekletiyorum. Ya da fıçınız yoksa da olmadığı zaman da bazen... Ay 9 ay karnında bekleyen bebek gibi evet, yemin ediyorum ya. Bir yıldan önce hiçbir sirkenin oluşmayacağını düşünüyorum. Bir çok yıldır güzel. Bir sirkenin oluşum süreci. Müthiş bir emek. Böyle. Peki ellerinize sağlık. Az sonra sıcak sabun da neydi onu soracağım, çok merak ediyorum ama... Evet, yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sevgili Tülin Hanım, Dilek Hanım çok çok teşekkür ediyorum. Soracağım dedim bir türlü soramadım. Şu sıcak sabun nedir? Bu çok yani çok eski bir sabun tekniği diyelim. Yani sıcak sabun dedim. Sıcak metot sabunla yapılmış kül suyunun, meşe külünün yağmur suyunda fermente edilmesiyle hazırlanmış en eski sabun tekniklerinden birisidir. Birisi sıcak evet. sabun. Evet, tekniği. Evet, evet. Teknik çok olarak nedir yağını... yani faydası nedir? Yani bu eskiden sabunlar böyle yapılıyormuş. Eski, öyle çok yani eskiden. Binlerce yıl sabun böyle yapılmış, öyle çok söyleyeyim. Günümüz sabunları 200 taşınmış. Yıllık bir geçmişe sahip. Eski sabunlar yağmur suyunun biriktirilerek içinde külün fermente edilmesiyle yapılmış. Hiçbir alerjisi olmayan bebekler. Son derece doğal sabun. Herkesin evet, kullanabileceği bir sabun. Bütün içindeki diyebiliriz. Malzemeler doğadan gelir. Peki. Tavuğun önüne bir tavuk gelse onu yer. Öyle söyleyeyim. O kadar diyorsunuz. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Biz süremizin teşekkür sonuna geldik. İnşallah tekrar ağırlayabilirim evet, size. Sağ bir sürü konuşacağımız şey vardı. Vaktimizin sonuna geldik. Evet. Çok güzel bir haftanın da sonuna geldik efendim. Evet. Önümüzdeki hafta pazartesi günü aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.